Birleşik Devrim'in Sesi Haber Aktüel başlıyor. Radyo Denge Gel, Birleşik Devrim'in Sesi programından iyi günler. Değerli dinleyenler, bugün Birleşik Devrim'in Sesi Haber Aktüel programında haberlerimizin yanı sıra mücadele haberlerinden derlediğimiz haber turlarımız olacak. Devrimci basından özetler kısmında günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık gazetelerden özetlerin yanı sıra yine devrimci basından seçtiğimiz köşe yazılarını paylaşacağız. Bir konu bir konuk bölümünde siyasetçi Hasan Çevlik ile Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik tecritli konuşacağız. Devrimci hareketin tarihinden haftaya düşen notları devrimci hafıza bölümünde, hapishanelere ilişkin haber ve mektupları ise güvercin postası bölümünde paylaşacağız. Birleşik Devrim'in Sesi Haber. Örgütlü Gençlikle Önderliğin Özgürlüğüne konferansı başladı. Kürdistanlı ve internasyonalist gençler Almanya'nın Dortmund kentinde bugün Örgütlü Gençlikle Önderliğin Özgürleşmesine başlıklı konferans gerçekleştiriyor. Bir günlük konferansta Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için gençlerin görev ve sorumlulukları tartışılacak. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gençler konferansa katıldı. E-Reçete'de Kürtçenin yer almamasına dair toplu önerge. Yeşil Sol Parti milletvekilleri E-Reçete sisteminde Kürtçenin yer almamasına ilişkin meclis başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Toplu verilen önergenin gerekçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça'nın eklenmiş olması, Kürtçe'nin ise olmamasına dikkat çekildi. Milyonlarca yurttaşın ana dili olan ve sosyal hayat ile aile yaşantısı içerisinde en çok kullanılan Kürtçe'nin bakanlık tarafından E-Reçetem sistemine alınmaması eleştirildi. Önergede sağlık hizmet sunumuna erişimde sosyal, kültürel ve ekonomik nedenler sebebiyle yaşanan eşitsizlikler yanında kamusal alanda ana dilin kullanılmaması nedeniyle nitelikli sağlığa erişimi olmayan Kürtlerin sağlıkla ilgili bilgilere erişememesi, hasta ile sağlık hizmeti sunan taraf arasında yetersiz iletişim, sağlık hizmetlerine başvurmada gecikme, sağlık hizmetine erişimde başkalarına bağımlılık ve sağlık haklarını yeterince arayamamak şeklinde çoklu engellerle karşılaştıkları ve katmanlı bir erişim sorunu yaşadıklarına dikkat çekildi. Sağlığa erişim hakkının evrensel bir hak olduğu dile getirilen önergede konu bağlamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebiyle sorular yönetildi. Komünist aydın İbrahim Okçuoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kanser hastalığı nedeniyle 24 Ağustos'ta yaşama gözlerini yuman Marksist-Leninist Komünist Parti kurucu kadrolarından komünist aydın İbrahim Okçuoğlu, Nejat Barış, Berlin'de son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Okçuoğlu'nun tabutu, MLKP ve KKÖ bayrakları ve çiçeklerle donatıldı ve katafalta konularak Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in mezarlarının olduğu anıt mezar alanına getirildi. Saygı duruşuyla başlayan uğurlama töreni MLKP temsilcisinin konuşmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından Okçuoğlu'nun naaşı sloganlar eşliğinde omuzlarda defnedileceği mezarlığa kadar taşındı. İbrahim Okçuoğlu, Almanyalı genç komünistlerin söylediği internasyonal marşı eşliğinde toprağa verildi. Yoldaşları, onun yolundan yürüyen genç komünistler, Okçuoğlu'nun mezarı önünde saygı geçidi yaparak toprak ve çiçek attı. Tören, saygı geçişinin ardından sona erdi. Uğurlama töreninin ardından gerçekleşen etkinlikte Okçuoğlu anıldı. 50 yıl sonra gelen adalet. Şilili komünist şarkıcı Victor Jara'nın ölümünden 50 yıl sonra Şili Yüksek Mahkemesi şarkıcının kaçırılması ve katledilmesinden sorumlu tutulan 7 eski askeri yetkiliye verilen cezaları onadı. Şili Yüksek Mahkeme 2. Dairesi pazartesi günü yaptığı oturumda Victor Jara'yı kaçırıp öldürmekle suçlanan sanıkların avukatlarının cezalara karşı yaptıkları resmi ve maddi itirazları oy birliğiyle reddetti. Mahkeme kararıyla birlikte 6 askeri personel hakkında adam kaçırma ve cinayet suçlarından verilen 25 yıllık hapis cezaları kesinleşmiş oldu. Bu cezada onaylandı. Yaşları 73 ile 85 arasında değişen hükümlülerden biri salı günü hapse girmemek için intihar etmişti. Yüksek Mahkemenin kararıyla Haran'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreç sona ermiş oldu. Kararın kesinleşmesi darbenin 50. yıl dönümünden sadece 3 hafta önce gerçekleşti. 11 Eylül 1973'te ordu Sosyalist Başkan Salvador Allende'ye karşı bir darbe gerçekleştirildi.
gerçekleştirmiş ve juntanın başına dönemin ordu başkomutanı Augusto Pinochet'i getirmişti. Şili darbenin ardından ancak 1990 yılında parlamenter demokrasiye geri dönebildi. Komünist şarkıcı ve gitarist Victor Jara 12 Eylül 1973 tarihinde kaçırılıp ve Santiago'daki Estadio Şili spor stadyumunda binlerce mahkum arkadaşıyla birlikte hapsedilmişti. 41 yaşındaki Jara'ya işkence edilmiş, elleri kesilmiş ve 4 gün sonra da infaz edilerek katledilmişti. Jara'nın cenazesi üzerinde inceleme yapan Avusturyalı adli tıp uzmanlarının görüşüne göre infaz sırasında 40'tan fazla kere vücuduna ateş edilmişti. Jara'nın ölümünden 30 sene sonra 2003 yılında başkent Santiago'daki stadyumun adı onun onuruna Estadio Victor Jara olarak değiştirildi. Emek haberlerinden derlediğimiz Emek Haber Turu'yla Birleşik Devrim'in Sesi Haber Aktüel programı devam ediyor. İşten atılan Trendyol Esenyurt deposu işçileri direnişte. TGD Sen ve PTT Sen işçilerinin emeklilerinin sömürüldüğü ve haklarının gasp edildiği Trendyol Esenyurt deposu önündeki direniş devam ediyor. Hava sıcaklığının neredeyse 40 dereceyi bulduğu günlerde deponun karşısına kurdukları "Atılan işçiler geri alınsın ve Trendyol işçiye hesap verecek" sloganlarının yer aldığı çadırda işçiler hem gasp edilen haklarını hem de sendikal örgütlülüğünü savunuyor. Agrobay patronları işçiler kaçıyor. İzmir Agrobay Seracılık'ta işten çıkışları resmi yapılmadığı için hakları gasp edilen işçilerin direnişi sürüyor. Bayburt gruba bağlı Agrobay, alın terini ve emeğini sömürdüğü, hakaret ettiği, aşağıladığı işçiler Tarım Sen'de örgütlendikten sonra kimisini sözlü, kimisini de mesajla işten çıkardı. İşten çıkarılmalarının ardından direnişe geçen Agrobay işçileri çıkışlarının resmi yapılmasını ve gasp edilen haklarını istiyor. Dersim'de FEDAŞ işçilerinin direnişi sürüyor. Sefalet zammı ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı başlattıkları iş yavaşlatma eylemini sürdüren FEDAŞ işçileri Dersim halkıyla buluşmaya, direniş süreçlerini halka anlatmaya devam ediyor. İşçiler Dersim halkını 1 Eylül Dünya Barış vesilesiyle Sanat Sokağı'nda buluşmaya çağırdı. Ayrıca Tunceli Özlem Turizm ve Çağdaş Birlik Turizm şoförleri direnişte olan işçilerin ulaşımını ücretsiz sağlayacağını açıkladı. Direnişteki işçileri ziyaret eden SMF Dersim örgütü de dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. TESİŞ üyesi belediye işçileri sendika önüne siyah çelenk bıraktı. TESİŞ 3 nolu şube üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER, İGDAŞ, İSFAL ve UGETAM işçileri TESİŞ'in işçi temsilcileri olmadan imzaladığı sözleşmeye ve eriyen ücretlere karşı sendikanın kayıtsız kalmasına karşın şube önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması gerçekleştirdi. TESİŞ'in polis çağırdığı eylemde işçiler sendikanın bu engelleme girişimine karşı basın açıklamasını okumaktan vazgeçmedi. KES kamu görevlileri hakem kurulunun zam kararına birlikte mücadeleye çağırdı. KES kamu görevlileri hakem kurulunun açıklayacağı zam oranı kararına ilişkin basın açıklaması yaptı. TİS sürecinde iktidar kamu çalışanlarına dalga geçer gibi zam teklif ettiğini söyleyen KES Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü Cemal Erdoğan konfederasyonlara mücadeleyi birlikte örgütleme çağrısı yaptı. EMEP'ten Akınal Sentetik Tekstil işçileriyle birlikte açıklama: fabrika değil mezba. EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca ile Bir Tek Sen Başkanı Mehmet Türkmen, ellerini kaybeden Akınal Sentetik Tekstil işçileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Karaca, Antep'te tekstil fabrikaları ihracat ve büyümede sağladıkları başarısının ardından işçilerin ellerinin kollarının olduğunu çizdi. Karaca, İSİK verilerine göre son 10 yılda Antep'te 427 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiğini söyledi. İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu'ndan mitinge çağrı. IDHF, İsviçre'de ücretlerin artması talebiyle 16 Eylül'de Bern'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı. IDHF tarafından yapılan açıklamada, İsviçre'de 2020 yılının sonundan bu yana hayat pahalılığının %6.2 arttığına dikkat çekilerek, Bern mitinginde çevrede yaşanan hayat pahalılığı karşısında yoksullaşma hayır diyecekleri ve en az %5'lik ücret artışı ve emekliler için şartlarının iyileştirilmesi talebini sahipleneceklerini belirtti. Değerli dinleyenler, mücadele ve direniş alanlarından seçtiğimiz haber turuyla Birleşik Devrim'in Sesi Haber Aktüel programımız devam ediyor. 78'liler girişimi sözcüsü Celalettin Can, Metris Pirnoğlu hapishaneye konuldu.
kanun hükmünde kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 78'liler girişimi sözcüsü Celalettin Can'a örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Gözaltına alınan Can, Metris 1 nolu T tipi kapalı hapishaneye götürüldü. Cumartesi annelerinden QR kodlu protesto kayıplarımıza ne oldu? Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 28 yıldır adalet mücadelesi sürdüren Cumartesi anneleri, uluslararası zorla kaybedilenler günü için hazırladıkları QR kodlu protesto ile İstanbul kayıplarını unutmadık diyerek kayıplarımıza ne oldu diye sordu. Ataşehir Kaymakamlığı'nın festival yasağı yok hükmünde. Ataşehir Kaymakamlığı'nın mahallenin devrimci ruhunu yok etmek için getirdiği festival yasağını yok sayan 2 Eylül Festival Tertip Komitesi, mahalle emekçilerine eylem ve etkinliklere katılım çağrısı yaptı. Halktan korkunun günlük bedeli 19 milyon 490 bin TL. Her gün gelen zamlarla yoksullar en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz, ekmek alamaz haldeyken Erdoğan'ın koruma gideri günlük 19 milyon 490 bin TL oldu. Bakanlık koruması altındaki çocuk yaşamını yitirdi. İki çocuğuna bakamadığı için onları Bahçeli Evler Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim ettikten 5 gün sonra 3,5 yaşındaki oğlu Adnan Berk'in cenazesini, 1,5 yaşındaki kızını ise hasta olarak teslim aldı. Cihatçılarla eğitim protokolü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 40'tan fazla radikal, İslamcı, Selefi, cihatçı grubu bünyesinde barındıran Suriye İslam Meclisi ile 2020'de eğitim protokolü imzaladığı ortaya çıktı. Şer'i kurallar adım adım genişliyor. İstanbul Valiliği hatırlatma genelgesiyle deniz kenarlarında plaj, park, piknik ve mesire alanlarında içki içmeyi yasakladı. Gerekçe çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek. Yasağa uymayanlar 617 lira para cezasına tabi olacak. İstanbul Barosu genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. Gençlerin gözünü boyama hamlesi hayal kırıklığı yarattı. Üniversitelilere vergisiz cep telefonunun yalnızca Türkiye'de üretilen modelleri kapsadığını açıklanmasının ardından öğrenciler hayal kırıklığına uğradı. Öğrenciler şu an kullandıkları eski model telefonların bile vergisiz alınabilecek telefonlardan daha iyi olduğunu söyledi. Sokakta, araçta, hastanede, karakolda, evde işkence. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın açıkladığı 2022 yılı tedavi ve rehabilitasyon merkezleri raporu, Türkiye'de işkencenin kazandığı niteliği ve boyutları bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre vakfa geçtiğimiz yıl 1201 kişi kendisi ya da bir yakını işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı için başvurdu. Başvuranların sayısı bir önceki yıla göre %22 arttı. Başvuranların en küçüğü 3 yaşında. Devrimci Basın'dan. Değerli dinleyenler, Devrimci Basın'dan özetlerimize 2 Eylül 2023 tarihli Yeni Özgür Politika gazetesinin birinci sayfasıyla devam edeceğiz. Gazete bizim de onunla başımız dik manşet başlığıyla hapishanede yaşamını yitiren hasta tutsak Şakir Turan'ın sonsuzluğa uğurlanması haberini vermiş. Ve manşet başlığına Turan'ın yaşamını yitirmeden önce başım dik sözlerini hatırlatan oğlunun sözlerini çıkarmış. Gazetenin birinci sayfasında yer alan diğer haber başlıkları ise şöyle değerli dinleyenler. Her anne Barış'tan sorumlu. Başlıklı haberde Barış annesi Akkarli Zeki Kaya ile yapılan röportaj. Ensar Müdürü Gidene Kadar başlığıyla Ensar Vakfı'nda 45 çocuğa cinsel saldırı olayıyla ilgili hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu'nun Urfa İl Milli Eğitim Müdürü görevinde olmasını, Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eden Emine Gizem Çetiner'in eylemi. Öcalan için alanlara. Alanlara başlıklı haberde ise KCDKE eş başkanı Zübeyde Zümrüt'ün 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik uygulanan tecride karşı alanlara çağıran açıklaması ve sarayın harcamalarının teşhir edildiği yazı ise Emine porsiyonunu küçültsün başlığıyla gazetenin birinci sayfasında görülmüş. Haftalık periyotta çıkan 1 Eylül 2023 tarihli Atılım Gazetesi'nin birinci sayfasıyla programımıza devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, gazete bu hafta Saraya Savaş, Halklara Barış manşet başlığını atmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Faşist şef Erdoğan içeride ve dışarıda savaş politikalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kürtlere, işçi ve emekçilere, devrimcilere, sosyalistlere, kadınlara, gençlere, kısaca faşizme karşı eşitlik ve özgürlük isteyen herkese karşı yürüttüğü savaşı derinleştiriyor. Kürt halkına karşı yürüttüğü kirli savaşı içeride söz, eylem, örgütlenme hakkı isteyenleri bastırmak ve savaş politikalarına rıza göstermek için kullanırken dışarıda ise Rojava devrimini boğarak eşit ve cins özgürlükçü yaşam umudunu boğmaya çalışıyor. Ezilenlerin adil, onurlu, barış talebini yok sayarak halklar arasında düşmanlığı körüklüyor. AKP faşizminden çıkarı olmayan herkes için barış, tek adam rejiminin ve inkarcı, sömürgeci politikalarının yok edilmesiyle gelecektir. Saray faşizmini işçi ve emekçilerin, ezilen halkların birleşik mücadelesi ve onurlu barış mücadelesi yıkacaktır. Saraya savaş, halklara barış. Gazete Sür manşetinde ise 24 Ağustos günü yaşamını yitiren sosyalist aydın İbrahim Okçuoğlu'nu "Aynı mücadeleyi omuzlamaktan gurur duyuyoruz" başlığıyla görmüş ve spotta şu satırlara yer vermiş. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden komünist aydın İbrahim Okçuoğlu Almanya'da yaşamını yitirdi. Mütevazı kişiliği, disiplini ve teorik birikimiyle gençlerin öğretmeni, yoldaşlarının doktoru Okçuoğlu 50 yılı aşan devrim ve sosyalizm mücadelesiyle onurlu bir yaşamı miras bıraktı. Ondan öğrenerek ona layık olarak mücadeleyi daha da yükseğe çıkaracaklarının sözünü yenileyen yoldaşları İbrahim Okçuoğlu'nun öğrencisi olmaktan, aynı yolda yürümekten gurur duyuyoruz dedi. Okçuoğlu'na özlemimiz sınıf kininin berraklığıyla öfkeye dönüşecek diyen partisi MLKP'de er ya da geç faşizmin burçlarına üzerinde sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya yazan kızıl bayrağı çekeceğiz sözünü verdi. Gazetenin bu haftaki başyazısı Kahrolsun Faşizm başlığıyla Hakan Fidan'ın Başur ziyaretini ele almış. Rota köşesinde Hüseyin Yeter imzasıyla Ömer Öcalan'a yönelik saldırı, Ömer Öcalan'a saldırı yeni konsept başlığıyla ele alınmış. Yol köşesinde Neva Balkan ise içerisi dışarısı başlıklı yazısında işçi sınıfının direniş ve eylemleriyle ilişkilenişi yazmış. Tribün gazetesinin 193. sayısı Açtı Nefese Gelene manşetiyle çıktı. Kürtçe yayın yapan haftalık Tribün gazetesinin 193. sayısı Açtı Nefese Gelene Barış Halklara Nefestir manşetiyle çıktı. Gazetenin manşetinde 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 1993 yılından bu yana barış için verdiği mücadele ve barış noktasındaki rolüne dikkat çekildi. Barış için verilen mücadelenin önemine dair insan hakları savunucusu Akın Birdal ile yapılan röportaj gazetenin manşetinde yer aldı. Ulusal Kadın Konferansı'nın hazırlıkları ve amacına dair hazırlanan Haber gazetenin sür manşetini oluşturdu. Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi Canan Çalağan'ın konferansa dair verdiği bilgiler sür manşetteki haberde yer aldı. Ahmet Barış Anneleri Meclisi'nden Havva Kıran ile 1 Eylül dolayısıyla yapılan röportaj, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Güney Kürdistan'da KDP'li yetkililer ile gerçekleştirdiği görüşmeler, kadınların Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne dair yürüttüğü mücadele ile askeri operasyonlara dair birçok haber ve yazı da bu sayıda yer aldı. Değerli dinleyenler, 15 günlük gazete Özgür Geleceğin 30 Ağustos 12 Eylül tarihli 291. sayısından başlıklarla devam ediyoruz. Direnen işçiler kazanacak manşetiyle çıkan Özgür Gelecek gazetesinin sür manşetinde ise çeviri sayfasında yer alan özel askeri şirketler Afrika'da genişlemeye devam ediyor başlıklı yazı yer alıyor. Gazetenin birinci sayfadan gördüğü bir diğer başlık ise direniş ve grevler yayılıyor başlıklı yazı. Yazının spotuna şu satırlar çıkarılmış. İşçi ve emekçiler insanca bir ücret için dört bir yanda direnişe geçti. Antep'te Erkaplan işçilerinin direnişiyle ilgili bir teksen genel başkanı Mehmet Türkmen ile konuştuk. Dersim'de ise düşük zam oranına karşı iş yavaşlatma eylemi yapan FEDAŞ işçileriyle bir işçi ve enerji sen genel sekreteri Emin Atsız ile röportaj yaptık. Özgür Geleceğin halkın gündemi sayfasından birinci sayfaya çıkardığı bir diğer yazı ise mapusları insan onuruna yaraşır bir tutumla yaklaşılmalıdır başlığıyla Ahmet İhale Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi avukat Yusuf Erdoğan'la geçtiğimiz günlerde Elazığ hapishanesinde tutsaklara yönelik saldırılara dair yaptıkları röportaj yer alıyor. Gazetenin iç sayfasında yer alan makalelerden bazı başlıklar ise şunlar. Politik gündem sayfasında yeni sürece göre konumlanma, değişimde ısrar, devrimde ısrardır. Kadınların Birliği köşesinde bir tek mücadele kaybedilir, o da terk edilen mücadele.
mücadeledir. Denge Azadi sayfasında Orta Doğu'da bir iktidar odağı olarak ordu ve Arap devletlerinde yeni kuşak etkisi başlıklı yazılar yer alıyor. Değerli dinleyenler, sırada Serkab'ın dergisinin 500. sayısının 1. sayfasından özetler var. Özetlere geçmeden önce Birleşik Devrim'in Sesi emekçileri olarak Serkab'ın dergisinin 500. sayısını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Evet değerli dinleyenler, Serkab'ın dergisinin 500. sayısının çıkışını Apoçu çizgide 500. sayı inancın ve iradenin sesi başlığıyla görmüş ve manşetin içerisinde ise 500. sayıya ilişkin yazıların başlıklarını görmüş. Serkab'ın rolünü oynamaya devam ediyor. Başlığıyla Kürt Halk Önderi'nin Serkab'ına ilişkin değerlendirmesi verilmiş. 12 Eylül koşullarında Serkab'ını aylık biçimde çıkarma teşebbüsümüz çok önemlidir. Serkab'ın gerçek yaşının 1978 ile başladığını belirtmemiz gerekiyor. Serkab'ın geleneği bağımsız düşünmenin ve aydınlanmanın tarihimizde en güçlü sesi olmasından ileri gelmektedir. Tek yaşayan değer buradaki düşünce gerçekliğimizdir. Serkab'ın bütün sayılarında yaşanan gerçekler bir halkın dirilişinin adımlarıdır ve bu anlamda tarihe ileride ışık tutacak en temel belge niteliğindedir. Duran Kalkan'ın Kürdistan'a ruh veren özgürlük hamlesi 15 Ağustos 40. yılında. Cemal Şerek'in Serkab'ın Kürdistan devriminin hafızasıdır. Rauf Karakoçan'ın Şengal ve 74. ferman gerçeği. Hüseyin Dicle'nin Türk devletinin çıkmaza yolculuğu. Piro Dersim, Serkab'ın zindanlarda köprü rolü oynadı. Başlıklı yazılarına manşetin içinden yer verilmiş. Serkab'ın 1. sayfasında yer alan diğer başlıklar ise şunlar. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın Demokratik Uluslaşmanın Boyutları 4 başlığıyla görüşleri 1. sayfadan verilmiş. Beser Zincan'ın Kadın Rönesansı temelinde kadın devrimine doğru başlıklı yazısı da yine Serkab'ın 1. sayfasına çıkardığı yazılar arasında yer alıyor. Alın Teri'nin Ufuk Turu köşesinde yer alan Çemberi Nasıl Yarabiliriz başlıklı yazıda özetle şunların altı çiziliyor. Birleşik bir mücadelenin sadece güçsüzlükten dolayı değil, tarihsel olarak elimizi çabukma zorunluluğundan dolayı da yakıcı bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğu açıktır. Birleşik bir devrimci hareketin örülmesi sürecinin belirli bir olgunluk noktasında mevcut örgütsel yapıların yerine daha üst düzeyde, daha etkili ve işlevsel yeni örgütsel biçimlere sıçrama zorunluluğu ile karşılaşacağımız da açıktır. Hangi güç ve yetkinlikte olursa olsun örgütün kendisini amaçlaştıran örgüt fetişizmi ile zehirlenmemiş hiçbir komünist bunu bir felaket ve benzeri olarak görmez. Tersine buna bugünden açık ve hazır olmalıdır. Ancak günümüz koşullarında devrimci militan bir çizgide birleşik bir hareketin örgütlenmesinin ilk adımlarından birini de mevcut örgütsel yapılardan vazgeçmekte görmek meselenin öncelikle bir zihniyet ve alışkanlıkların değişimi sorunu olduğunu ıskalamakla kalmaz, toplamdaki mevcut güçsüzlüğümüzün tam bir dağınıklığa dönüşmesi riskini de içinde taşır. Bu, ayrıca devrimci örgüt düşmanlığına kan taşıyıp örgütsüz devrimciliği yüceltmek anlamına gelir. Leninist parti ve devrim anlayışı açısından bu katıksız bir tasfiyeciliğe denk düşer. Devrimci sosyalist hareketin tarihsel bir sıçrama yaparak öncüleşebilmesinin yolu, görüşümüze göre teori, politikalar, örgütlenme ve pratik düzlemlerde birbirini tamamlayıp güçlendirecek devrimci adımlar bütünlüğünden geçiyor. Bu cephelerden birinin bile ihmali, gelişimi tek yanlılaştırıp dengesizleştirmekle kalmayacak, diğerlerinden herhangi birinde kaydedeceğimiz ilerlemenin de etkisini de zayıflatıp, bir süre sonra onların da tıkanması riskini taşıyacaktır. Bu bütünlük içinde, bugünün koşullarında yakalanması gereken halkayı, sınıfa ve emekçi kitlelere güven ve umut veren politikalar temelinde yürütülecek, etkili birleşik bir pratik faaliyet oluşturmaktadır. Varlığını pratikteki tutum ve politikalarıyla hissettirmeyen bir devrimci sosyalistlik iddiasının çekim gücü kazanmak şurada dursun, her şeyden önce devrimciliği tartışmalıdır. Yalnız bu sağcılıktan kaçınmaya çalışırken bu kez de devrimci pratiği sadece belirli biçim ve yöntemlerin kullanılmasına indirgeyen dar pratikçi yüzeyselliğe savrulmamalıdır. Günümüz koşullarında yürütülecek militan devrimci bir pratik büyük ölçüde
proleterleşmiş bir toplumda sınıfın değişik kesim vebileriyle etle tırnak misali bir kaynaşma yönelimi içine girmeyi başa yazmak zorundadır. Anlayış düzeyinde kendisini belirli kesimler ve bazı sektörlerle sınırlamamakla birlikte sosyalist hareketin mevcut güç yetersizliği düşünüldüğünde güç yoğunlaşması yaklaşımıyla başlangıçta başka alan ve sektörlerle sıçramayı mümkün kılacak pilot örnekler ve mevziler yaratmaya yoğunlaşmak daha akıllıca bir tutum olacaktır. Bir konu, bir konu. Değerli dinleyenler, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik uygulanan mutlak tecride karşı bir kampanya başlatıldı. Bildiğiniz gibi dün de KCDKE'nin çağrısıyla Avrupa'nın çok sayıda ülke ve kentinde eylemler gerçekleşti. Biz de kampanyanın ayrıntılarını almak üzere siyasetçi Hasan Çevlik'e bağlanacağız. Sayın Çevlik, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Çevlik, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik uygulanan mutlak tecride karşı başlattığınız kampanyanın ayrıntılarını alabilir miyiz sizden? Tabii. Bugün siz de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bugün çeşitli yerlerde start verildi. Katılım duyarlılık da iyi. Özellikle bu kampanyanın temel hedefi şu. Biliyorsunuz 30 aydır Sayın Abdullah Öcalan'la ilgili haber yok. Yandaki yoldaşlarıyla ilgili haber yok. Ailelerin tüm başvurusuna rağmen bu başvurular reddediliyor. Avukatlar görüşme talebinde bulunuyor, reddediliyor. Yani bu özellikle 30 ay süren bu tecritte haliyle Kürt halkı kaygılı, özellikle derin bir sessizlik var. Bu derin sessizlik her anda ürkütücüdür. Gelin aşamada da zaten 25 yıldır bu tecrit haliyle uygulanmakta. İzole bir durum devam etmektedir. Bu kampanyanın startı şudur. Mutlaka tecrit kırılmalı. Sayın Abdullah Öcalan'da mutlaka bir ses gelmelidir şeklinde. Eğer yapılabilirse bu kampanya temel hedefi şu ki hedefte biraz da o yapılabilir kelimesini ek ilave olarak söylemek gerekirse kararlılık düzeyiyle de bu tecritin kırılmasına dönük bir hamle olarak başlatıldı. Tabii bu hamle şimdi temel ayağı Kürt halkı bizzat, Kürt Özgürlük Hareketi bizzat bu kampanya karşı duyarlılığı her zaman olduğu gibi bugün de aynı şekilde ortada ama bu yetmiyor. Kürt halk önderi sadece Kürt halkın önderi değil, düşünceleriyle, paradigmasal çıkışıyla hemen hemen tüm insanlık kurtuluşu içerisinde için yol gösterici, aydınlatıcı ve her alanda da o düşüncelerde yaralanan ezilenler için de umut ışığı niteliğindedir Kürt halk önderi. Yani biz zaman zaman diyoruz ki Kürt halk önderi, halklarını önderiz diyoruz. Bu kesinlikle abartılı değil. Öyle olduğu için söylüyoruz. Bu anlamda da bu mücadelede, bu hamlede biz dostlarımızla, özellikle Türkiye'de sosyalist devrimci güçlerde, özellikle aydınlarda, özellikle Orta Doğu'daki Arap halkları, Fars halkları, komple Avrupa'daki dostlar ve her alanda biz bu kampanyayla dayanışma içerisinde olmalarını, yapabilirlerse birlikte yapmak. Yani bu konuda da biliyorsunuz geçen gün İtalya'da da iyi bir konser verildi. Duyarlılık var. Uluslararası da bir duyarlılık var. Bu duyarlılığın daha örgütlü, daha çıkış yaratacak şekilde olmalı. Biz bu kampanyada temel hedef de şu. Nelson Mandela'nın çıkışını biz biliyoruz. Mesela Nelson Mandela halkı bizzat sokaklarda her gün serildan yaptı. Her gün ayaklandılar ve zorunlu olarak da Nelson Mandela'ya gidip görüşme yaptılar. Bu anlamda Kürt halkı da artık bu kampanya özellikle Kuzey Kürdistan halkı, Türkiye'de metropollerdeki Kürt halkı bu kampanyayı artık sahipleme düzeyi sadece basın açıklamalarıyla değil, sokakta gerekirse kavga gerekçesi, mücadele gerekçesi yapabilmeli ki ses ancak o şekilde duyulur. Ancak faizli bu noktada girilir. Ancak bu serildanlar tecriti kırabilir. Öz gücümüz ancak tecriti kırabilir. Başka bir yol yok. Dostlar, dünyadaki aydınlar ya da Türkiye'deki aydınların desteği olumlu etki yapar ama sonuç alıcı noktasında bizzat halkın kendi serildanı sonuç alacak. Bu anlamda topyekun bir ayaklanma gerekirse, topyekun gerekirse direniş hedefiyle kendimizi örgütlemek, bu kampanyayı bu bilinçle,
sarılıp mutlak tecrit kırmak, mutlaka Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlama temelinde, bir kararlılık temelde hepimize düşen görev bu olmalı. Çıkışı biz bu noktada yapmalıyız. Ben bu temelde de diyorum ki mutlaka tecrit kırılmalı. Sayın Abdullah Öcalan özgürlüğe kavuşmalıdır. Ben bir daha sevgili Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ı sevgi saygıyla selamlıyorum. Ve sonuna kadar da bağlı olduğumuzu, olacağımızı da belirterek sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Sayın Çevlik, verdiğiniz bilgi ve değerlendirmeler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Devrimci Hafıza. Bir Eylül Dünya Barış Günü. 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldıran faşist Nazi iktidarı 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı'na giden yolu açtı. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla bu tarihi Dünya Barış Günü olarak ilan etti. O günden beri ezilen haklar ve proletarya dünyanın dört bir yanında barış için 1 Eylül'de alanlara çıkıyor. Yerküre 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne bir kez daha savaş, kan, gözyaşı içinde giriyor. Bir yanda barışa, özgürlüğe susamış dünya halkları ve emekçiler, diğer yanda kandan, yıkımdan ve acıdan beslenen emperyalist kapitalist dünyanın efendileri. Patlayan her bomba, yiten her can emperyalist kapitalist dünyanın efendilerinin cüzdanını şişiriyor. Dünya proletaryasının ve ezilen hakların önderi Lenin, sömürüsüz ve savaşsız bir kapitalizm tasavvur edilemeyeceğini vurguladığı bir yazısında barışın ancak kapitalizmin yok edilmesiyle kazanılabileceğini belirtmişti. Karşımızdaki dünya manzarası onun bu tespitinin ne denli isabet olduğunu gösteriyor. Bu nedenle 1 Eylül Dünya Barış Günü dünya proletaryasının ve ezilen hakların emperyalist kapitalizmle mücadelesinde bir sıçrama noktası olmak zorundadır. Barış ancak emperyalist kapitalizme karşı güçlü ve kararlı bir savaşla kazanılabilir. Dünya Barış Günü gerçek anlamını ancak bu perspektifle kazanabilir. Didar Şensoy ölümsüzdür. 12 Eylül faşizmi karanlığının yırtılmasında devrimcilerin zindanlardan yaktığı meşale belirleyici bir öneme sahiptir. Devrimci tutsakların zindanlarda yaktıkları meşaleliler karşılıksız kalmadı. Devrimci tutsakların anaları ve yakınları devrimciler içeridekilerin dışarıdaki sesi oldu. Analar, kardeşler caddeleri, sokakları eylem alanlarına dönüştürdü. Bu süreci örgütleyen tutsak yakınlarından biri de Didar Şensoy'du. 1934 yılında Yugoslavya'da dönemin Kosova'sının Gilan kentinde doğan Didar Şensoy, 1963'te Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye döndüğü yıl devrimcilerle tanışan Didar Şensoy, devrimci hareketle bağlar geliştirdi. Kardeşi Hasan Şensoy'un 1976'da tutuklanması onu Türkiye hapishaneleriyle tanıştırdı. 12 Eylül faşizmi kardeşini bir kez daha tutsak ettiğinde Didar Şensoy sadece kardeşinin değil tüm devrimci tutsakların mücadelesini sahiplendi. İşkence, infaz ve tutsakların uğradığı hak ihlallerine karşı 17 Temmuz 1986'da İnsan Hakları Derneği kuruldu. Didar Şensoy derneğin kurucuları arasındaydı. Hapishanelerdeki devrimci tutsakların Didar ablası olmuştu. Cesareti ve kararlılığı tüm tutsak ailelerine güven ve ilham vermiş, mücadelelerinin büyümesine katkı sağlamıştı. 1 Eylül 1987 günü tutsak yakınları bir kez daha Ankara'daydı. Hapishanelerde sürmekte olan açlık grevine dikkat çekmek amacıyla meclis önünde bir eylem düzenlediler. Bazı sağlık sorunları olan Didar Şensoy, meclisin önünde uğradıkları polis saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz tüm canlar gibi Didar ablayı da mücadelemizde yaşatacağız. Güvercin Postası. Refakatçi talebi reddedilen hasta mahpus Şakir Turan yaşamını yitirdi. Erzincan L tipi hapishanede gırtlak kanseri teşhisi konulan hasta mahpus Şakir Turan, tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Örgüte yardım iddiasıyla 6 yıl hapis cezası verilen Turan, bir haftadır hastanede tedavi görüyordu. 25 Ağustos'ta Erzincan'a gittiğini,
Ancak babasıyla görüştürülmediğini belirten Turan'ın oğlu Abdurrahman Turan, babasının 4 ay içerisinde 23 kilo verdiğini söyledi. 30 Ağustos akşam saatlerinde Turan'ın cenazesi Ahmet'e getirildi. Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde saatlerce bekletilen cenaze, aralarında Yeşil Sol Parti milletvekillerinin de bulunduğu kitlenin ısrarıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin polisler tarafından kaçırılmaması için gece hastane önünde nöbet tutulurken, Antalya'da yaşayan ailenin kente gelişiyle cenaze Mardin'e doğru yola çıkarıldı. 31 Ağustos günü Turan'ın cenazesi önce evine götürüldü. Evinde bir süre kalan cenaze sonra Şüte Sosyal Merkezi'nin önüne getirildi. Burada cenaze namazı kılındıktan sonra da köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ahmet Şubesi de 28 Temmuz'da yaptığı ziyarete dair hazırladığı raporda şunlara dikkat çekmişti. 70 yaşındaki kanser hastası hasta mahpus Şakir Turan 4 ay içerisinde 23 kilo verdiği hastalığı göz önüne alınarak diyet yemek verilmesi gerekirken kendisine diyet yemek verilmediği, 2 ay boyunca endoskobiye çıkmak için bekletildiği, tedavilerinin yapılmadığını, sesinin kesilme noktasına geldiğini, yataktan çıkmadığını belirtmiştir. Ailesi Antalya'da yaşaması, 3 oğlu ve 3 torunun engelli olması ve görüşe gelmede sorun yaşanması nedeniyle Antalya'ya sevkini istemesine rağmen talebinin kabul edilmediği, ağır hastalık durumuna rağmen infazının ertelenmediği belirtilmiştir. İYD'nin raporuna göre Türkiye zindanlarında halen 651'e ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor. Hapishanelerde 2022 yılı içerisinde en az 81 mahpus yaşamını yitirdi. PKK ve Paşklı tutsaklar, zindan direnişini sahiplenmeye çağırıyoruz. PKK ve Paşklı tutsaklar adına Deniz Kaya, AKP-MHP iktidarının zindanlardaki saldırıları ve Şakir Turan'ın katledilmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada AKP-MHP'nin Kürt'ün imhasını hedeflediğine dikkat çekilerek zindan direnişini sahiplenme çağrısında bulundu. Açıklamada Şakir yoldaşımızın bize vasiyeti olan başım dik, geri adım atmadım hakikati ile mücadeleyi her alanda büyütelim denildi. İYD'den açıklama. 313 tutuklunun tahliyesi engellendi. Yönetmelik iptal edilsin. İnsan Hakları Derneği birçok kentte açıklama yaparak idare ve gözlem kurulları tarafından tutsakların tahliyelerinin ertelenmesine tepki gösterdi. İYD Merkez Hapishaneler Komisyonu, hapishanelerde idare ve gözlem kurulu tarafından tahliyeleri engellenen tutsaklara ilişkin Ankara Şube binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mahpusların tahliyesini engelleyen idare ve gözlem kurulları iptal edilsin kartı açıldı. Basın toplantısında konuşan İYD Ankara Şubesi Eş Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, idare ve gözlem kurullarının 6 aylık periyotlarla tutsakların iyi halde olup olmadığını değerlendirdiğini hatırlattı. Derneklerine idare ve gözlem kurulu kararlarıyla tahliyeleri engellenen tutuklular, avukatları ve aileleri tarafından çok yoğun başvurular yapıldığını kaydeden Yazıcı, 2012 yılının başından bu yana en az 313 tutsağın tahliyesinin birden fazla kez 6'şar ay ve 3'er aylık periyotlarla engellendiğini, tahliyesi engellenen tutsakların 88'inin hasta mahpus listesinde olduğu, bunların 42'sinin ise ağır hasta mahpus olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan konuya ilişkin İYD'nin Van, İstanbul, Ahmet, Eli, Dersim, Colemerk, Şırnak, Mardin, Riha, Mersin, Adana, Antalya, İskenderun, Çanakkale, Sert, Dilok ve İzmir şubeleri de dernek binalarında açıklama yaptı. Açıklamalarda hasta tutukluların tahliyelerinin ertelenmesinin umut hakkını ortadan kaldırdığını ve ailelerin de olumsuz etkilendiğini belirterek mahpusların özgürlüğünü engelleyen idare ve gözlem kurullarının iptal edilmesini, tahliye şartları oluşan mahpusların bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz denildi. Tutsak Besra Erol'un gözünü kaybetme riski var. Suruç'ta katledilen oğlu Evrim Deniz Erol'un mezarı başındaki konuşması nedeniyle 4 yıldır Elazığ Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutsak edilen Besra Erol gözünü kaybetme riski taşıyor. Besra Erol adeta devletin özel hedefinde. Katledilen oğlunun mezar başı konuşması nedeniyle 29 Nisan 2019 yılında tutuklanan Erol'a 7,5 yıl hapis cezası verilmişti. Hasta tutsaklar listesinde yer alan Erol, polisler tarafından ev baskınında sonun geldi diyerek tehdit edilmişti. Erol'un bir oğlu da tutsak.
davanın karar duruşmasında slogan attığı iddiasıyla yargılandığı davada Van Bölge Mahkemesi beraat kararı vermişti. Ancak Erol'un beraat aldığı eylemi tutsak edildiği ve Yargıtay tarafından onanan dosyada gerekçe konusu oldu. İstinaf Mahkemesi, isnat edilen suçlamalar için Erol hakkında beraat kararı vermesine rağmen Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla aynı suçlamayla hapishanede tutuluyor. Öte yandan Erol'un telefon konuşmaları, arkadaşlarıyla sohbetleri, halkın Erol hakkında kullandığı değer ailesi ifadeleri de suçlama konusu yapılmıştı. Güvercin Postası. Avukat Ebru Timtekin, adil yargılanma talebiyle girdiği ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitirmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Kendisi de Marmara Hapishanesi'nde tutsak olan avukat Barkın Timtek, ablası Ebru Timtek'i Pirha'ya anlatmış. Ebru Timtek'i bir kez daha anarken Pirha'nın Barkın ile yaptığı röportajdan bazı bölümleri paylaşmak istiyoruz. Ebru Timtek gelecekte nasıl hatırlanacak diye sormuş Pirha. Bu soruya onun kendi cümlesiyle cevap vereyim. Bir insan ne için yaşıyorsa, ne için öldüyse odur. Gelecekte bugün olduğundan daha çok hak ettiği yeri alacaktır. Bugünün sisi pusu içinde, korkuyla, kaygıyla yaratılan baskı ortamında o süreçte yaptığının ve yaptıklarının değerinin yeterince anlaşıldığını sanmıyorum. Bunu garipsemiyorum da ama normal gördüğümden değil. Ülkeyi ve içinde bulunduğumuz durumun ne olduğunu nesnel olarak kavradığım için. Ebru, halkının aydını olarak adaletli, onurlu ve mutlu bir yaşamın mümkün olduğunu ve çaresizliğe yer olmadığını kendi yaşamı ve eylemiyle gösteren bir devrimci avukat olarak yaşamaya devam ediyor. Gelecekte halka onu nereye taşıyacak ömrümüz yettikçe göreceğiz. En önemlisi bugünün insanlarına ve gelecek nesillere verdiği ilham, yarattığı örnek olacak. Ebru Timtek hakkında son olarak neler söylemek istersin? Ebru ablamın temel hareket noktası sevgi ve koruma hisleri olmuştur. Tanıdığım en birikimli, en yiğit, kavrayışı en yüksek devrimci kadınlardan biriydi. Devrimcilik kendi meslek alanımız üzerinden halk yararına, halk için yürüttüğümüz hak ve özgürlük mücadelesiydi. Bunun odağında da sevgi vardı, halka ait olanı koruma, halka layık olanı bulma arayışı vardı. Bu arayış ve vazgeçmeme iradesi, zalime biat etmeme mayası onu ölümsüzlüğe taşıdı. İsterim ki onu tanıyan herkes anlatsın kendi dilince. Yapmak istedikleri anlaşılsın. Ablam bu halkın şehididir, adalet şehididir ve yüzyıllardır, bin yıllardır halklar şehitlerini unutmamıştır. Unutulmayacağını biliyorum fakat hak ettiği bulduğunu ben de görmek isterim gözüm açıkken. Değerli dinleyenler, 28 Ağustos 2023 tarihinde Biyanetoluk'ta yer alan, olmayan bir delile dayanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır tutsak bulunan Nuriye Gülmen'in Silivri'den gönderdiği mektuptan bazı bölümlerle devam ediyoruz. Yeni tip hapishaneler yapıyorlar bir süredir, duydunuz mu? Y tipi diye ananlar var ama resmi olarak adında böyle bir ifadenin geçmediği de söyleniyor. Doğrusu öğrenme imkanım olmadı, adı çok önemli değil. Özellikleri onu diğer hapishanelerden ayırmak için yeterince ayırt edici nitelikte. Bu hapishanelerde hücrelerin, yani hapishane idaresinin oda dediği yerlerin kendi hücrelerinin olduğu yerden ayrı bir yerde bulunan müstakil bir havalandırmaya çıkıyorlar. Bu normalde ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için yapılan bir uygulama. Onların havalandırmaya çıkma hakları kanunla sınırlandırılmış durumda. Fakat normal statüde, yani ağır müebbet olmayan tutuklu ve hükümlüler için böyle bir sınırlandırma yok. Havalandırma tutulduğunuz hücreye bağlıdır. Hücrede havalandırmaya ait bir kapı vardır. Sabah açılır, akşam hava kararırken kapatılır. Bu saatler içinde istediğiniz zaman havalandırmaya çıkabilirsiniz. Havalandırma doğayla temas edebileceğiniz tek yer. Gökyüzünü görürsünüz, açık havada bulunursunuz. Yerler beton, en ufak bir yeşilliğin izi yoktur ama yine de insan burada doğanın bir parçası olduğunu hissetmeye daha yakın. Biz bu havalandırmaların betonundan, demirinden şikayet ederken şimdi onu da elimizden almak istiyorlar. Küçük bir hücrede tek başınıza ve çıkıp volta atacağınız, çamaşırlarınızı asacağınız bir havalandırma bile olmaksızın yıllarınızı geçirmenizi istiyorlar. Bu hapishaneler 3 ve 1 kişilik tecrit esasına göre yapılmış. Fakat ağırlaştırılmış
müebbet hükümlüsü olup olmadığına bakmaksızın istedikleri kişileri tek kişilik hücrelerde tutuyorlar. Bu açıdan da ağırlaştırılmış müebbet statüsü bütün tutuklu hükümlere dayatılıyor. Başka bir özelliği pencerelerde parmakla ek olarak ince örgülü, sık tellerin olması, bu teller içeriye havanın girmesini zorlaştırıyor. Güneşi ise büyük ölçüde engelliyor. Pencere deyince dışarıyı gören bir yer gelmesin aklınıza. Burada duvardan başka bir şey görme ihtimaliniz yok. Fakat havalandırmaya bakan pencere bile ince tel örgüyle kapatılmış. Işıktan bile, bırakın güneşin teninize değmesini, ışığından bile mahrum bırakılıyorsunuz. Bu resmen inanı mezara kapatıp nefes almasını sağlayacak bir yaşama hapsetmek. Nurettin Kaya ve Nedim Öztürk açlık grevinde. Hücreler zaten çok küçük. Bir yöne dördüncü, diğer yöne en fazla 5 adım atabilirsiniz. Güneş ışığından mahrum, havalandırmayı 1-2 saatliğine çıkarak kutu gibi bir yerde yıllar geçireceksiniz. Bu hapishanelerden biri Erzurum Dumlu Hapishanesi. Bırak insan bu hapishaneye kendi isteği dışında götürüldü. Aileleri Türkiye'nin diğer ucunda yaşıyor. Görüşçüleri gidemiyor, aileleri ziyaret edemiyor, tecrit katmerleniyor. Değerli dinleyenler, bugünlük ve bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazar günü Avrupa saatiyle 12'de, AME saatiyle 13'te görüşmek dileğiyle. Ekip arkadaşlarım adına iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, umutla kalın.